Selamlar. Bugün bir akıllı saat incelemesi yapacağız. Uzun süredir ben de yapmıyordum. O yüzden benim için de iyi olacak. Bu aralar hep böyle laptop bilgisayar gittik. Biraz sıkıldım. Farklı ürün dediğim gibi benim için de iyi olacak ve çok güzel bir ürün var elimde. Fiyat performansın dibi bir ürün. Habit markasının M9030 Pro modeli. Bir de Pro olmayan versiyonu var bunun. Ama biraz daha geliştirilmişi bu. Öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle fiyatı çok iyi. Aşağıda link var. Oradan kontrol edebilirsiniz güncel fiyatını. Artık lütfen yorumlarda yazmayın niye fiyat söylemedin diye. Çok değişken çünkü. Aşağıdan güncel fiyatına bakabilirsiniz. Fiyatı dışındaki özelliklerinden bahsedeyim. AMOLED bir ekrana sahip. IP68 sertifikası var. Yani suya ve toza karşı dayanıklılıkta üst seviyede. Ve en çok merak edilen evet Bluetooth üzerinden arama yapılabiliyor. Yani görüşme yapabiliyorsunuz, cevaplayabiliyorsunuz. 100'den fazla spor modu var. Kandaki oksijeni ölçüyor. Nabız takibi var. Uyku takibi de var. Ve bir hafta şarjı gidiyor. Muş. Bunu deneyeceğiz tabii ki. Ben kağıt üstündeki verileri söyledim ve izlediğim incelemelere göre konuşuyorum ama şarjını birlikte deneyeceğiz. Neyse daha fazla beklemeyelim. Bebişi kutusundan çıkaralım. Evet, kutumuz bu şekilde. Gayet sade bir kutu. Bu arada 46 milimetrelik bir çerçeveye sahip. Yani büyük bir saat diyebilirim. Zaten bileğimde falan göstereceğim. Kutunun yanı bu şekilde. Arkasında da öne çıkan özellikleri yazmışlar. Kutuyu hemen patlatalım. Çekmeceli bir kutuya sahip. Seçiminiz için teşekkür ederiz. Eyvallah yazmış. Canını yeriz yazmış. Bakalım burada neler var. Evet, garanti kartı ve kullanım kılavuzu çıktı. Resimli mesimli her şeyi göstermişler. Ben zaten akıllı saat videolarını olabildiğince detaylı yapıyorum. O yüzden buna gerek yok. Evet, saatimiz karşılıyor bizi. Şunu alalım. Bir tane de şöyle kutumuz çıktı. Evet, içinden manyetik bir şarj kablosu çıktı. Ucu tip A. Şöyle şu jelatinlerini de kaldıralım. Görüntü bu şekilde. Şimdi babaya gelelim. Şunu da hemen kaldıralım. Tada. Bu arada saatin çerçevesi, şu gördüğünüz parlak kısımlar metal. Soğukluğu geliyor eli. Hemen şunu da açalım. Saate baktığınızda gayet şık bir görüntüsü var. Analog kadranlar için yan taraflarına dakikaları yazmışlar. 5 geçiyor, 10 geçiyor, 50 geçiyor gibi. Arkasına baktığımızda da sensörlerimiz mevcut. Yan tarafına geldiğimizde iki tane fiziksel buton var. Biri böyle çevrilebiliyor. Şöyle yandan baktığımızda da ince bir saat diyebilirim. Genelde bu tarz saatler biraz daha kalınca yapılıyor. Ve gelelim kayış kısmına. Poliüretan deriden yapılmış, yani suni deri. Gayet deri gibi kokuyor bu arada. Poliüretan deriler bu şekilde oluyor. Hayvan derisine çok daha yakın bir dokusu ve hissiyatı var. Kayışın arka tarafına baktığımızdaysa burada silikon olduğunu görüyoruz. Bu durum çok önemli. Niye önemli? Çünkü arkası da deri olduğunda, bileğiniz terlediğinde veya atıyorum elinizi yıkadınız, ıslandığında falan bakteri oluşumunu sağlıyor. Nemli bölgelerde daha çok üreyebildikleri için. Bu da hiç hijyenik olmuyor. İçinin silikon olması iyi düşünülmüş. Bakteri üretiminin yanında koku da yapmaya başlıyor. İğrenç bir koku hatta. Sürekli bir vücut sıvısı bulaşıyor ve onu emiyor. Günlerce, aylarca orada kalıyor. Ve yıkanmıyor da onlar. Sonucu tahmin edersiniz artık. Bu arada kayışlar evrensel. Şöyle çantinden çıkartabiliyorsunuz. Bunlarda takılı kalmanız gerekmiyor. Türkiye'de de Çin'de de şu gördüğünüz şekilde takılan bir sürü kayış bulabilirsiniz. İşte metal olur, silikon olur, deri olur. Hepsi mevcut. Neyse bir çalıştıralım saati. Evet, ekran geldi. Şimdi aplikasyon için QR kod açıldı. Bak iyi oldu. Aramamıza gerek yok. Direkt ben de indirmemiştim. İndirelim. Şöyle göstereyim. Direkt açıldı. HeyFit 2 uygulaması. Daha önce indirmişim ben bu arada. Üçüncü parti bir yazılım kullanmamışlar. Habit kendi yapmış bu programı. Yani Habit markasına ait. Büyük ihtimalle daha önce incelediğim bir ürününde yine bu uygulama kullanılıyordu. O yüzden indirmişim. Evet, uygulama indi. Aç diyorum. Evet, Apple Sağlık'la birlikte çalışıyor. Hepsine izin veriyorum. Ve uygulama açıldı. Bu süreçte ekran da açılmış. Bu arada ekranı çok güzel gözüküyor. Bak siyahların güzelliğine bak. İşte AMOLED olunca böyle oluyor. Ama öncesinde bir cihazı ekleyelim. Pat diye buldu direkt. Tıklıyorum. Eşle, onayla iki tarafı da. Güncellemeleri kontrol ediyor. Ve evet, eşleme başarılı. Bir kadranlara bakalım, merak ettim. Basılı tutuyorum. Farklı farklı kadranlar var. Hem analog hem dijital. Buna bakalım nasılmış. Ya bu tarz saatlere özellikle deri kayış taktığınızda analog çok daha yakışıyor. Çok daha fazla yakışıyor. Nasıl bir Türkçeyse artık. Bu da fena değil ama birinci hala favorim. Bak. Bu da güzelmiş. Bu arada kadranı değiştirmek istiyorsanız şu tekerden de yararlanabilirsiniz. Bu çok kötüymüş bu ya.
Geç. Ha bak bu da fena değil. Bu arada ben analog kadranlara bakmakta zorlanıyorum. Bir alışkanlığım yok. Hep dijital saat kullandım. Böyle bir bakışta anlayamıyorum yani. Böyle bir 2-3 saniye bakmam gerekiyor saati. Ama analoglar çok daha güzel gözüküyor dediğim gibi. Saati bir kolumuza takalım. Büyük dedim ama çok da büyük değilmiş ya. Gayet kibar. Ne küçük ne büyük. Yani benim bileğimde çok kalın bir bilek değil bir erkek bileğine göre. Ha bak şunu da deneyelim. Çevirdim. Yandı. Tekrar. Güzel çalışıyor bu arada. Son kez. Başarılı. Şöyle yapalım. Bu saat benim kolumda kalsın. 1-2 gün kadar kullanmak istiyorum. Hem biraz da veri kaydetmiş oluruz. Oo, bildirimler gelmeye başladı bile bağlayınca. Tamam, dediğim gibi yapalım. O yüzden birkaç gün sonra görüşmek üzere. Evet, selamlar, geri geldim. 2 gündür saati kullanıyorum. Hiç çıkartmadım kolumdan uyurken dahi. Yani uyku kayıtlarımı bile aldım. Şimdi detaylıca saati kurcalayalım. Ardından uygulamasını göstereceğim. Sonra işte sesli arama vesaire onları deneyeceğiz. Öncelikle kadranı şu şekilde değiştirebildiğini söylemiştim. Uygulamasında bir sürü kadran daha var. Bunlar sadece içinde kayıtlı olanlar. Sıradan gidelim. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda kısa yol menüsü açılıyor. İşte burada telefon Bluetooth'a bağlı mı, pili ne durumda, ayarlar menüsü, parlaklık, hatta biraz kısalım. Şu an çok parlak, bu çok kısık oldu. Tamam, şu an daha iyi. Buna bastığınızda uyku modunu alıyor, rahatsız etme gibi düşünebilirsiniz. Bildirimler falan gelmiyor bunu aldığınızda. Şurada da Always on display var. Her zaman açık ekran. Bu özelliği de eklemişler. Kısa yol menüsü bu şekilde. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda da gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Ama herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Sadece görüyorsunuz. Ardından temizleyebilirsiniz. Soldan sağa kaydırdığınızda da özelleştirme var. İşte menüye ekleyip çıkartmak istediğiniz şeyler burada mevcut. Menü dediğim bu arada bu değil. Sağa sola kaydırdığınızda gelen kısa yollar var. Bunları yönetebiliyorsunuz. Şu kırmızılı olanlar zaten halihazırda kaydırdığınızda karşınıza çıkanlar. Şu alttakileri de ekstradan ekleyebilirsiniz. Sağdan sola gittiğimizde de yine aynı özelleştirme menüsü ama bu sefer tersinden başlıyoruz. En sonunda işte rehberiniz, arama kayıtları. Burada bir numaratör var. Direkt numarayı tuşlayarak da arayabiliyorsunuz. Şu üstteki tuşa bastığınızda da direkt menü açılıyor. Şu crown tekerini kullanarak, crown tekeri diyorum buna Apple'lardaki gibi. Teker de diyebilirsiniz işte. Bu şekilde gayet rahat bir dolaşım sağlıyor. Dokunmatiği de çok güzel çalışıyor bu arada. Gayet hassas. Hatta bazen çok hassas olduğu için yanlış basmalara sebebiyet verebiliyor. Buraya bakacağız zaten. Evet, hızlıca teknik özelliklerinden de bahsedeyim. Markamız Havit, modelimiz M9030 Pro modeli. Bluetooth üzerinden arama yapabildiğiniz bir akıllı saat. 1,43 inçlik radyal yani yuvarlak bir ekrana sahip ve AMOLED bir panel kullanılmış. 466'ya 466 piksele sahip. Yani şöyle yuvarlak olduğu için bir ucundan bir ucunda 466 piksel var. Öyle söyleyebilirim. Ve piksel yoğunluğu iyi olduğu için cam gibi bir görüntü sunuyor. Kağıt üzerinde kullanım süresi 7 ile 10 gün arası yazıyor. Standby modu var. Modu demeyeyim de saati kullanmadığınız sürece açık bıraktığınızda 30 gün şarjı gidiyor. Hiç kullanılmadığı senaryoda. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Yani gönül rahatlığıyla havuza, denize, duşa girebilirsiniz. Çinko alaşım bir materyalden yapılmış. Bu yüzden gayet premium duruyor plastik modellere göre. Bluetooth versiyon 5.3 kullanılmış. Şu an günümüzde kullanılan en güncel Bluetooth versiyonu. Batarya kapasitesi de 300 mAh. Ve videonun başında da söylemiştim. Birazdan da göreceksiniz. İçinde bir sürü sağlık takibi, uyku modu ve 100'den fazla spor modu var. Son olarak da şunu ekleyeyim. 2 yıllık distribütör garantisi var. Şu alttaki tuşa bastığımızda da spor modları açılıyor işte. Koşu, koşu bandı, yürüme, bisiklet, dağcılık, basketbol, badminton vesaire vesaire. Şimdi 100'den fazla spor modu var dedim. Aşağı indim, özelleştir diyorum. Bakın şurada artı butonu var. Oraya tıkladığınızda kategori halinde bir sürü ekleyebileceğiniz spor modu var mesela. Bir tanesine tıkladım. Bakın bunlar eklenmemiş olanlar. Yani gerçekten 100'den fazla spor modu var. Yani bu saat için konuşmuyorum. Bu kadar fazla spor modu olan saatlerin tüm dalların takibini çok iyi yapabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama zaten önemli olan yürüyüş, koşu, bisiklet ve yüzmedir. Onun dışında çok kullanacağınızı sanmıyorum. Belki basketbol işte toplu spor yapıyorsanız. Yani biraz geri kalanı şov gibi squash falan var. Squash gerçi yapılıyor da işte yer topu, bilmem ne işte bilmem neli kürek. Acayip acayip sporlar var adını duymadığınız. Şimdi tekrar ayarlara gelelim. Koş. Ha pardon. En başa dönüyor, o yüzden bir başı yok. Takvim var, çağrı menüsü var, spor var. Kayıtlar, arama, iletişim, kalp ritmi. Ölçelim. Bakalım nabzımız ne çıkacak. Zaten tüm kayıtlarımı göstereceğim ben size. Telefonda hepsi duruyor. En düşük 54, en yüksek 106 ölçmüş bugün. Şu anda 92, 94, 100. Bu arada benim nabzım son dönemde biraz yüksek atıyor. Neden bilmiyorum. Yani ortalama 80 falan olması gerekirken
90'larda, 100'lerde çıkıyor durduğum yerde. Biraz stresli bir dönemindeyim. Şurada baskı yapmak diye bir şey var. Stres falan herhalde, bilemedim ben bunu. Düzgün bir çeviri olmamış. Böyle seviyelerini gösteriyor. Uyku var, onu da gösterelim. Gerçekten 6,5 saat uyudum dün. Böyle derin uyku, hafif uyku. Bunları da gösteriyor böyle detayları. Telefondan daha da detaylı, önceki günlere, önceki haftalara bakabiliyorsunuz. Daha detaylı bir analiz sunuyor. Gelelim tansiyona, ölçelim bakalım. Normali biliyorsunuz 120'ye 80, biz 12'ye 8 diyoruz. Evet. 10.5'a 7 çıktı. Çok düşük de değil, normal de değil. Ardından kandaki oksijen geliyor. Buna da hemen bakalım. Hareketsiz durun diyor. %99'du, 96 yazdı şimdi. 98. Nefes eğitimim var. Bu güzel, seviyorum. Çoğu saatte var. Böyle derin nefes alıp verme egzersizi. Ki yapmamız gerekiyor. Önemli bir şey sağlık için. İşte mesaj dediği bildirim bölümü, alarm, müzik kontrolü. Bunu da gösterelim. Müziği açtığınızda, şöyle Apple Müzik'ten açtım. Şarkının ismi vesaire yazıyor. Ve başlatıp durdurabiliyorsunuz. Bir sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Çok açamayacağım müzikleri teliften dolayı. İşte buradan sesini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle çakalım. Hatta şöyle göstereyim. Telefondan açıp kısılıyor. Gayet de güzel çalışıyor. Ve çok hızlı, gördüğünüz üzere. Devam edelim. Hava durumu. Hava durumuna geldiğimde hava durumunu görüntüleyemedim ben. Belki vardır ayarı ama ben bulamadım. Burada kamera bölümü var. Tıklıyorum. Direkt uygulamasından kamerayı açıyor. Bastığınızda fotoğrafı çekiyor. Yani böyle telefonu bir yere sabitleyip fotoğraf çekebilirsiniz uzaktan. Devam. Telefonu bul var. Bastığınızda böyle çirkin bir test çıkartıyor ama telefonu bulmanızı sağlıyor. İşte kronometre var, zamanlayıcı var. Dünya saati, sesli asistan var. Onu aramayla birlikte göstereceğim. İşte borsa, ayarlar. Ayarlara bir girelim. İşte burada parlaklık, şifre ayarları, rahatsız etme modu, dil menüsü. Menü tarzı var, onu da göstereyim. Böyle petek şeklinde de yapabiliyorsunuz, liste şeklinde de yapabiliyorsunuz. Göstereyim hepsini. Bu da fena değil bu arada. Diğer bu peteği de göstereyim. Bu biraz daha Apple Watch vari oluyor. İstediğiniz bir menüyü yapabilirsiniz. Biz yine liste modunu alalım. Başladığımız gibi devam edelim. Her zaman açık ekran. İşte burada ekran aydınlatması, süresi falan, her şey ayarlanıyor. Hesap makinesi var, tema var, aktivite, takvim vesaire vesaire. En başa döndük. Şimdi uygulamaya gelelim. Uygulamanın böyle bir arayüzü var. Kadrana tıkladığımızda burada çeşit çeşit kadranlar var. Bunlar inmemiş durumdalar ve çok güzel kadranlar var bu arada. Şu analog olanlar falan bayağı kaliteli. Mesela indir diyorum, senkronize ediliyor diyor. Evet, artık kadranımız geldi. Ya şöyle söyleyeyim, yüzlerce değil binlerce kadran var. Zevkinize göre indirip direkt kullanabilirsiniz. Ardından mesaj bildirimi var. Burada işte istediğiniz bildirimleri yönetebiliyorsunuz. WhatsApp'ı kapattım ben mesela şimdi. Burada en çok kullandıklarımızı zaten ayırmışlar. Kayıp önleyici hatırlatma var. Bu da şu demek oluyor. Yine çeviriden dolayı böyle ufak tefek anlamadığınız yerler olabilir, açıklayayım. Kapsama alanı dışına çıktığınızda telefonun saat uyarı veriyor. Bağlantı kesildi diye. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu var. Alarm saati var. Telefonun kendi alarmı dışında saatinde içinde bir alarm var. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Saat üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz. Hareketsiz hatırlatıcı var. İşte belli bir süre ayarlayabiliyorsunuz zamanında, saatlerinde. Gün içinde atıyorum yarım saat hareketsiz kaldığınızı fark etti ve sizi uyarıyor. Kalk biraz yürü diye. Ölçüm birimleri var. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Tarih formatları. Titreşim ayarı, arka plan, ışık süresi. Şu çevirdiğinizde yansın mı yanmasın mı, onu açıp kapatabiliyorsunuz. Nabzınızı düzenli takip etsin mi, onu da ayarlayabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Buraya geldiğimizde de spor verilerini görüyoruz. İşte attığınız adım sayısı, yaktığınız kalori, kat ettiğiniz mesafe. Aşağı indiğinizde ortalama nabzınız. Düzenli ölçtüğü için saatlik olarak yazıyor. İşte burada tansiyon var, en son yaptığımız ölçüm. O baskı dediğim şey, evet, stresmiş bu arada. Ara ara böyle stres seviyenizi de ölçüyor. Kandaki oksijen yazıyor, uyku takibi. Bunu da gösterelim detaylı. Geri geldiğimde dünkü uykumda 7 saat 47 dakikaymış. Evet, dün daha fazla uyumuştum. Telefondaki uygulaması da bu şekilde. Gayet kolay bir arayüzü var ve açıklayıcı. Şimdi de arama ve sesli asistana gelelim. Hemen sesli asistana tıkladım. Bugün hava nasıl? Bugün hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 26 derece olacak. Gece en düşük sıcaklık 15 derece civarında olacak. Tüm ses saatten geldi bu arada. Başka bir şey daha deneyelim. Buse ara. Kimi? Buse. Buse'yi arıyorum. Şu an saatten konuşacağım. Alo. Selamünaleyküm. Nasıl geliyor sesim? Çok iyi. Oğlum bu nasıl bir ses tonu ya? Bilmiyorum. Heyecanlandım.
heyecanlı. Tamam, Allah aşkına şu balkona çık, ekolu geliyor ses. Bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Ne düşünüyorsun mikrofon hakkında? Yani mikrofonun varoluş hakkında mı? İcadı. Tabii tabii. Hayatımızdaki yeri. Tabii, insanlık tarihinden başla anlatmaya ama. Mikrofon gayet iyi. Yani sesim düşük mü, boğuk mu? Valla kendi telefonla konuşuyormuşsun gibi. O kadar ha. Yankı yok, bir şey yok. Ha valla bayağı bebek gibi yani. Tamam, şimdi izleyicilere dinletelim. Sen gel, hoparlörünü burada aç her zamanki gibi. Ramazan gelsin. Açtın mı hoparlörü? Aynen. Nasıl geliyor sesin sence? Şu an abi normal telefondan konuşuyormuşsun gibi geliyor. Tamam, şimdi balkona çıkacağım, biliyorsun inşaat sesleri bilmem ne. Tamam. Şu an dışarı çıktığım belli mi, rüzgar da var? Şu an hiç rüzgar sesi gelmiyor. Oğlum arkadaki sesler geliyor mu? Hayır, onlar da gelmiyor. Oha. Vallahi. Şu an inanılmaz gürültü var ve rüzgar var yani. Motor geçiyor, inşaat var karşıda. Saati falan böyle bir tık dışarı doğru tutsana abi kendinden, uzağa. Şu an zaten kolumu sarkıtıyorum balkondan aşağı rüzgar gelsin diye. Oha, harbiden var ya, senin sesin haricinde hiçbir şey gelmiyor. İyi, harikaymış. Başarılı diyorsun yani. Aynen öyle, süper. İyi, hadi bakalım, geliyorum. Evet, şimdi batarya bölümüne gelelim. Ne kadar gidiyor şarjı, onu anlatalım. Tam 48-50 saattir hiç kolumdan çıkartmadan düzenli olarak kullandım. Ve kullanmaya başladığımda şarjı %50 idi. Şu an hala bitmedi. Ama böyle %20'lik bir şarjı kaldığını gösteriyor. Büyük ihtimal bir gün daha götürecek. %50'de başladığımda 3 gün kullandığımı düşünürsek 6, belki 7 gün çıkartabilir. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Yoğun kullansanız bile, ki ben parlaklığı yüksekte kullandım. Düşük güç moduna falan almadım hiç. Yani en kötü ihtimalle 5 gün götürür. Ama düşük güç modlarını açarsanız bu süre bir haftanın üstüne de çıkar. Yani bence bu fiyata gayet güzel bir ürün. Şimdi fiyatlara baktığınızda piyasada özellikle bu amiral gemisi telefon yapan firmaların akıllı saatleri 10 bin liradan başlar hale geldi. Böyle 40 bin liraya kadar gidiyor biliyorsunuz. Tabii ki kıyaslanmayacak özelliklere sahip değerleri ama aralarında çok uçuk bir fiyat farkı var. Malzeme kalitesi olsun, görüntüsü olsun gayet güzel. Bütçeniz bu seviyelerdeyse kesinlikle düşünebileceğiniz bir saat. Su geçirmiyor, arama yapılabiliyor, ekranı güzel, şarjı güzel gidiyor. Yani bir akıllı saatten beklenilen çoğu şeyi gerçekleştirebiliyor. Müzik kontrolü yapılıyor, sesli asistan çalışıyor. Bence gayet yeterli. Yani çok daha fazlasını arıyorsanız o dediğim bütçelere çıkmanız gerekiyor. Atıyorum bir navigasyon kullanımı, fotoğraf görüntüleme, bildirim cevaplama gibi şeylere girdiğinizde fiyat bunun 5 katına çıkıyor direkt. Bu arada ürünün linki aşağıda açıklama kısmında, oradan teknik detaylarını tekrar okuyabilir, dilerseniz de satın alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru varsa da aşağı yorumlarda yazabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.